Merhaba arkadaşlar, bu videoda kırma çatının ikinci bölümüyle sizlerleyim. Birinci bölümde kırma çatı tanzimini nasıl yapacağımızı öğrenmiştik. Bu kısımda ise gerçek yüzeylerini hesaplama yöntemini öğreneceğiz. Bunların tanzimlerini eğer gerçek yüzey hesaplamayı öğrenmek istiyorsanız tanzimi doğru yapmış olmanız gerekir. Eğer tanzim yanlışsa gerçek yüzey de yanlış olacaktır. O yüzden bunların tanzimini baştan yapmayacağım. Eğer bilmiyorsanız o videomda izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk önce biz birlikte bu örneği yapacağız şu anki derste. Bunu da ödev olarak, yani kendiniz uygulama yapıp buradan kontrol edebilirsiniz. Hatta size ölçülerini de veriyorum bunun. Şu anda hızlı kafadan yaptığım için absürt ölçüler çıkmış. Ama bizim için önemli olan tekniği öğrenmek tabii. Bunu da çizip buradan kontrolünü de sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? İlk başta bu örneği bir kopyalayalım biz. Kendimiz yapacağımız hale getirelim. Bunları da silelim. Tüm şeylerini. Evet. Şimdi hepsini birlikte yapalım bunları. Arkadaşlar, ilk önce şu şekilde tanzimimizi yaptık. Sonra bir kenarı baz alıyoruz. Mesela ben bu kenarı baz alıyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan bir düz bir çizgi çekiyorum. Rengimi de değişeyim. Kırmızı bir renk alayım. Evet, düz bir çizgi çektim arkadaşlar. Daha sonra ise çatımızın eğimini bilmemiz gerekiyor. Mesela benim çatım %33 eğimli. Bunu nasıl yapacağım? 100 santim gidiyorum. Şu an santim ile çalışıyorum. 33 santim yukarı çıkıyorum ve %33 eğimli oluyor. Bakın, şunu birleştirdiğim zaman şu açı %33'lük eğimli bir açı oldu. Şimdi bu çizgiyi sildikten sonra bunu ben eksant yapıyorum. Evet, %33 eğimli buraya kadar geliyormuş. Daha sonra ise arkadaşlar, ben tam bu ortadan, bakın, circle'la tam bu ortadan şuraya kadar bir yuvarlak çizgi, daire çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra o dairenin şu kısımlarını, pardon, şu kısımlarını temizliyorum, trimliyorum ben. Evet, bana lazım olan şu kısma gelen ölçü. Ve bunu alıyorum, bakın bunu alıyorum, en başa doğru şu şekilde çekiyorum. İşte bu benim çatımda kullanacağım asıl gerçek ölçümü belirleyen unsur olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hadi bu kenarın gerçek ölçülü tanzimini çıkaralım. İlk önce bir düz bir şey çiziyorum. Daha sonra hatta biraz daha yukarı çizelim bunu. Daha sonra arkadaşlar, ray komutu ile siz komutu çizebilirsiniz. Bunu ben aşağı indiriyorum. Şöyle bir buradan var, bir ortadan var, bir de buradan var. Kafamızı karıştırmasın diye renklerini farklılaştırayım bunları. Mesela mavi yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar, bakın, burayı dikkatli dinleyin. Yine circle alıyorum ben. Şu baştan başlıyorum. Şu çizgiye kadar bir circle daha çiziyorum. Ve bu circle'ı alıyorum. Muayla taşıyorum. Şu kenara getiriyorum. Evet. Şu anda bunu yaptım. Ve buradan tuttuğum zaman, rengimi değiştireyim. Ve buradan tuttuğum zaman, bunun kesiştiği noktaya geldiğim zaman, işte benim gerçek ölçü uzunluğum çıkmış oldu. Tabi burası da aynı, tam ortadan geçtiği için aynı uzunluk olacaktır. Bunu mirror'da yapsam aynı gelecektir. Şunu tam ortadan alıyorum. Mirror'da yapabilirsiniz. Ve bu kenarında şu altını çizdiğim zaman, işte arkadaşlar, temizlediğim zaman bu noktaları, gerçek ölçülü çatı olayı çıkmış durumda. Evet arkadaşlar, bu kenarı da bu şekli, bunu uyguladıktan sonra artık her yerde kullanabiliriz. Bakın, şöyle kontrol edebilirsiniz doğru mu yaptığınız ya da yanlış mı yaptığınızı. Şuradan aldığınız zaman burasındaki ölçü 726. Şimdi ben bir de burayı kontrol edeyim. Bakın, tam olarak 726 çıkıyor. Şimdi yani zor kısmı buraydı. Bizim için önemli olan bu uzunluktu. Bu uzunluğu aldık. Artık her kenara bu uzunluğu uygulayacağız. Onun yöntemini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar, şimdi bu yüzeyimi aldıktan sonra baktığınız zaman bu yüzeyde bir de bu kenar gözüküyor. Ben şu circle'ımı siliyorum, kafa karıştırmasın. Evet, bunu çizdim. Daha sonra şu yüzeyin uzunluklarını indiriyorum arkadaşlar. Bakın, şunun renginde yanlış almışız. Sakın bu hataları yapmayın. Şu ölçüyü yanlış yaptıysanız zaten tüm çatı yanlış çıkacaktır. Rengini değişeyim. Mavi renk olsun. Daha sonra bunun, bakın, kenarlarını indiriyorum. Şu şekilde. En son nereye geliyor? Buraya geliyor. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın, bir de şunu da karıştırmayalım. Bir de şuradan bir çizgim var benim. Şurasına kadar kenarlara geliyor. Evet, orada kafa karışıklığı yaşamayalım. Hatta şurayı ben alt çizgilerini çekip başka bir renkle şurayı sileyim, kafamız karışmasın. Evet, şu
çizgileri sildikten sonra bakın arkadaşlar, başlangıç noktası nere oldu? Bu kısım oldu. Yani bildiğiniz şu alttaki pembe çizgiyi aldım, alta doğru taşıdım ben bu şekilde. Silmemin sebebi bu çizgiyle karışabilir. O yüzden ilk başta öyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bakın buradaki uzunluğumu alıyorum. Mirrorladığım için aynı uzunluk. Bu yönde bir eğimim var, dikkat ederseniz. Buradaki uzunluğu aldım. Bakın tutuyorum tam köşe noktasından. Kopyalıyorum bunu. Buraya getiriyorum. Evet, buraya getirdikten sonra bakın. İlk baştaki buraya kadar çıkıyormuş bu çizgime kadar. Eksentle bunu buraya kadar çıkartıyorum. Tamamdır. Bunu çıkarttım. Daha sonra eğilecek aynı eğimle. Bakın aynı eğim. Buna çok dikkat edin. Bunu alıyorum. Aynı eğimdeki, bu yöndekini yani. Kesinlikle bu çizgileri kullanmamız lazım. Her yerde bu ilk başta aldığımız çizgiyi kullanacağız. Bakın şuraya kadar inmiş. Yani bu çizgiye kadar. Ben bunu trimliyorum bundan sonra. Daha sonra düz biçimde gidiyor, dikkat ederseniz. Bakın düz biçimde götürüyorum ben bunu. Hiç eğim vesaire yok. Düz biçimde götürdüm. Evet. Nereye kadar gitti? Bu çizgiye kadar düz biçimde gitti. O yüzden getirdim. Daha sonra arkadaşlar bakın. Buradan düz buraya kadar çıkıyormuş. İşte şimdi doğruluğu. Doğru mu yanlış mı belli olacak. Ben bunu kopyalayıp aldığım zaman bakın şuradan bu en alttan şuraya doğru eğitim ayağı gidiyor. Bakın tam şu alt kısmı birleştirdim. Eğer bu eksentle tam birleşiyorsa ben bunu doğru yapmışım demektir. Eksent aldım bakın. Tam nokta birleşti. O yüzden bunları da siliyorum kafa karıştırmasın. Bu çat tanzimlerini kalınlığını artıralım. Şu şekilde çıkartmış oluyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok basit. Hatta şu yönü de yapalım hemen sizinle. Başka burada hangi yön gözükür? Dikkat ederseniz bu yön gözükecektir arkadaşlar. O yüzden bunları da aynı şekilde ilk önce Ray Comte ile arkadaşlar buranın çizgilerini indiriyorum. Evet, biraz incelteyim çizgileri. Şimdi burada her köşeden getirip aşağı indirdim. Alt noktam neresi benim? Bu noktam, dikkat ederseniz. Yani şu iki çizginin arası. Ben buna uzunluğumu çiziyorum arkadaşlar. Renklerini de değişelim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bunları yaptıktan sonra bu tarafa doğru bir eğik mahyam çıkıyor benim. Yine aynı kopyalıyorum en baştaki bulduğum uzunluğu, bu tarafa doğru eğim alanı. Buraya yapıştırıyorum. Nereye kadar geldi? Hatta trimleri en son yaparız. Şimdi bakın arkadaşlar bu noktaya geldikten sonra aşağıya doğru bir eğik mahya daha iniyor bu tarafa doğru eğimle. Bunu da kopyalıyorum. Bakın tam şu uçtan başlıyor inmeye. Buraya yapıştırıyorum. Uzunlukları önemli değil. Hatta şimdi trimleyelim. Bu nereye kadar gelmiş? Bakın dikkat ederseniz bu nokta buraya kadar gelecek. İlk nokta. Hatta yanlış bile yapmışız. Şunu eksent yapacağız. Bu noktaya kadar gelecekti. Bunu da kopyalayacağız. Evet. Kopyaladık. Nereye kadar gelecekti? Bu noktaya kadar gelecekti. Yani şu çizgiye kadar gelecekti ikinci olan. O yüzden trimliyorum. Şimdi ne gelecek? Bu çizgi nokta kaldı. Şimdi şöyle de deneyebilirsiniz. Bunu oraya getirirseniz olmayacaktır. Bakın uymayacaktır. Çünkü böyle bir şey zaten denemeyin. Bulduğunuz tek bir yerin şu teknikle çıkarılan uzunluğunu yaparsanız her yere uygulayabilirsiniz. Kopya yapıp şuraya getirdiğim zaman tam olarak çıkacaktır buranın ölçüsü de. Şimdi diğer alanları çıkartmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar mesela şu kenarını çıkartalım. Bu çizgileri silelim. Hatta şunu da silelim kafamızı karıştırmasın. Nasıl olsa bir o uzunluğu bulduk her yerde. Şimdi nasıl kullanacağım onu. Ray Comte ile yine indiriyorum. Mesela şu alanı yapacağım. Şu yüzeyi yapacağım şu an ben sadece. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar. Şimdi bu uzunluğu burada nasıl kullanacağım ona bakacağız. Şimdi bunu kullanmanın en güvenli yolu bunu getirmek, kopyalamak. Tek bir yüzeyi kopyalamak. Yüzeyi kopyaladıktan sonra döndürmek. Bu tarafta alacağım için bu tarafta yapacağım. O yüzden bunu döndürdüm. Evet, şimdi bu uzunlukları kullanabilirim. Başka türlü yapmayı denemeyin. Sorunlar olabiliyor. Sadece bir yüzeyi alıp 45'likle döndürürüm. Şimdi bu yüzeyi yapacağım. Ben alt noktalarını seçtim. Yani şu aşağıdan. Bunu aldım. Kopyaladım. Bir eğik mahyam var. Nereye kadar? Şu kırmızı çizgiye kadar. Daha sonra düz mahyam var. Nereye kadar? Bakın sonuna kadar. Daha sonra bir tane daha eğik mahyam var. Onu da aynı. Bu taraftaki eğimle aldım. Bunu kopyalayabilirim. Okey dedim. Yapmış oldum. Şimdi mesela hemen şu yüzeyi de yapalım. Çok hızlı bir şekilde. Dikkat ederseniz
Şurada bir yüzeyim var benim. Bunu da inceltelim. Bu yüzeyden sonra bunu kopyalıyorum. Şurada bir düz mahyem var ortada, onu unutmayayım. İşte ortaya yanlışlıkla koydum. Evet, bunu aldım. Şimdi en alt yaptığım gibi zemin noktasını çiziyorum. Daha sonra alıyorum aynı şekilde buradaki bir kopyayı. Bu tarafa doğru eğimli yapıştırıyorum. Bunu yaptıktan sonra bu tarafa eğimli yapmak için mirror da yapabilirim bunu artık. Bölgesine göre. Mirror dedim. Bunların ikisini eksent yaptığım zaman zaten şu ortada bakın. Buradaki düz mahyem çıkacaktır. Daha sonra bunları siliyorum. Hatta bir tane daha varmış, dikkat ederseniz. Bir yüzey daha var burada. Karışık gibi görünen bir yüzey, onu da çıkartalım. Yine çizgilerimi aynı şekilde indiriyorum. Evet, şu yanlardan. İlk başta yaptığım gibi bir zemin noktası çiziyorum kendime. Aldım. Zemin noktası şu şekilde çizemem çünkü şuradan başlıyor. Daha sonra bir eğik mahyem var. Bunu bu tarafa alıp şurayı yapıyorum. Daha sonra bir düz mahyem çıkacak. Trimleyeyim mesela bunu. Hatta yanlış yapmışız. Pardon. Bu buraya kadar çıkıyor bakın. Yanlışa düşmeyin. Evet. Sonra bir eğik mahyem var. Nereye kadar geliyor? Bu çizgiye kadar gelecek. Aldım. Bu çizgiye kadar getirdim. Daha sonra bir eğik mahyem var. Az önce düz mahyem var, şimdi eğik mahyem var. Yani şuraya kadar inmiş. Ben bunu nasıl yapıyorum? Yine aynı yöndeki eğimi alıyorum. Bu tarafa eğimli. Bunu alıp buraya böyle koyuyorum. Nereye kadar gelecekti? Bu çizgiye kadar. Trim yapıyorum. Aynı bu şekilde oluyor. Ve burada da bir eğik mahyem var bu tarafa doğru gelen. Bunu alıyorum, kopyalıyorum. Bu tarafa doğru yapıyorum. Son bir yüzey daha yapalım. Mantığınızı anladığınızı düşünüyorum. Burada da iki yüzey çıkacak. Bununla bu yüzey. Şu karşı görünen bir yüzey var. Bunu da yapalım. Daha sonra dersi sonlandıralım. Evet. Kopyalıyorum tüm yüzeyleri. Evet. Bayağı rengili bir yüzey bu. Şimdi arkadaşlar. İlk başta yapmam gereken ne? Herhangi bir yüzeyi alıyorum. Kopyalıyorum bunu ve çeviriyorum. Doğruluğunu nasıl kontrol edebilirsiniz onu da göstereceğim size. Çevirdikten sonra benim buradaki yüzeyim, zeminim nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Tamamdır. Şimdi bu tarafa doğru, hatta şurayı unutmuşuz. Evet, buradan bir çizgi almayı unutmuşuz. Bu tarafa doğru dikkat ederseniz bir eğik mahya çıkıyor. Bunu yaptım. Daha sonra şuraya kadar bir düz mahyam var benim, bakın. Şuraya kadar. Düz mahyem buraya kadar yaptım. Daha sonra yukarı doğru çıkan bir eğik mahyem var. Bu tarafa doğru eğimli. Yani şundan kastediyorum. Bunu yapıyorum. Hangi çizgiye kadar çıkıyor? Hatta yanlış yapmışız. Bu eğik mahyem benim. Düz mahyem benim. Yani şuradaki buraya kadar hareket etmiyor. Şunu silmem gerek. Bu benim zeminimi belirten çizgiydi. Bunu da siliyorum. Bunu bu tarafa doğru getireceğim. Bu tarafa kadar. Yani şu kısımla şu kısım arası olması lazım. Daha sonra kopyalayıp buradaki yüz eğik mahyem çıkıyorum. Nereye kadar? Şu ortaya kadar. Evet. Şimdi şu ikisi arasında bir düz mahyem gelecek. Bunu da yaptım. Daha sonra bir eğik mahyem gelecek aşağıya doğru. Kopyalayıp bunu da yapıyorum. Bitirmiyorum bunu da. En son neyse bakın. Buradan bir eğik mahyem çıkacak yukarı doğru. Zaten doğruluğu buradan da tam birleşiyorsa anlaşılır ki doğru yaptık. Şimdi aynı bunlar da basit yüzey, o yüzden yapmıyorum. Yani şuranın şu yüzey buranın aynısı gibi. Bu zaten üçgensel. Şu da aynı şekilde çıkacaktır arkadaş. Bu yüzeyin aynısı zaten. Ters şeklinde. Bu yüzeyleri böyle çıkarttık arkadaşlar. Pek getirdiğimiz yer önemli değil bunu genelde. Pardon, şunları silelim. Bunlar bizim kopya için aldığımız yüzeylerdi. Bu şekilde çıkardık. Diğerlerine devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada size göstermem gereken şey doğruluğunu nasıl tespit etmemiz. Şimdi burada dikkat ederseniz
Şuradaki çaprazlık 770. Hepsini burada referans aldık. Her şey her yerde eğer. Pardon, buradaki parçamız değil. Hatırlarsanız dersin en başında şurada bir parça yapmıştık. Bu uzunluğu referans alıp bu taraflara taşıdık. Yani kaçmış, o uzunluğa bakılmış şimdi. Dikliği kapatayım. 726'ymış arkadaşlar. Şimdi her yerin çizgisine baktığımız zaman arkadaşlar. Gerçi o değişiklik gösterecektir. Evet, değişiklik gösterecektir. O yönteme hiç girmeyelim. Şunu demek istemiştim aslında. Şimdi bu uzunluğu biz 726 bulduk. Şimdi bu uzunluğu gelip mesela şuraya yaptığımız zaman tabii ki bulamayız. Çünkü bu çatıların eğimleri aynı olsa bile, aynı çizgiyi kullansak bile yükseklikleri farklı. Ama aynı yüksekliklerde bunu doğrulayabiliriz. Mesela şu yüzeye dikkat ederseniz hem bu yüzeyde var hem bu yüzeyde var. O yüzden ikisi de aynı yükseklikte olacak. Yani bu 726 ise bu da az önce ölçtüğümüz gibi 726 olmak zorunda. Böyle doğruluğunu test edebilirsiniz. Ayrıca bu şekli yapıp yine kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Bu DVG dosyasını size bırakacağım. Sadece bu şekli içeren DVG dosyasını. Ölçülerini de şu şekilde zaten DVG dosyasından alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.